Selam kardeşlerim bilindiği üzere kurban lugat itibarıyla yakın olmak, yaklaşmak demektir. Sözlük anlamı böyle. Bu açıdan bakarsak her türlü ibadet Allah'a yakın olmak kastıyla yapılmaktadır. Namaz, oruç, hac, zekat, sadaka, hayır hasenat kısacası her iyi amel kulu Allah'a yaklaştırması itibariyle lügat olarak, kurban olarak isimlendirilir. Ancak lügatın istilah manası, kurban kesilmeye uygun olan bir hayvanı Allah'a yakın olmak, yaklaşmak kastıyla belli bir zamanda, belli şartlar dahilinde kesmekten ibarettir. Yani bir insan bir kurbanlık hayvanın ücretini fakirlere sadaka olarak dağıtırsa kurban kesmiş olmaz. Hatta bir fakire bir süt hayvanını, bir koyunu ya da bir ineği sadaka olarak hibe edip bunu işte çoluk çocuğun için besleyerek onun, et, onun sütünden Peynirinden istifade et demekle de kişi kurban kesmiş olmaz. Kurbanın kurban olabilmesi için kesinlikle evet kurban şartlarını taşıyan bir hayvanın Allah'a yaklaşmak kastıyla belli bir zamanda belli şartlar dahilinde kesilmesi şarttır. Tarihi serüvenine gelince kurbanın tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Bilindiği üzere ilk insan Adem Aleyhisselam aynı zamanda ilk peygamberdir. İki çocuğu arasındaki çıkan tartışma neticesinde onlara Allah'a birer kurban sunmalarını tavsiye etmiş idi. Habil seçkin. Habil hayvancılık yapıyordu. Kabil ise ziraatla uğraşıyordu. Habil gayet ihlaslı bir şekilde Allah'a teslimiyetin ifadesi olarak en seçkin hayvanlarından birisini seçerek Allah'a kurban sunmuştu. Ama kabile gelince yani çer çöp sap saman denilebilecek kendi mahsullerinden bir şeyleri kurban yerine getirmişti. Dolayısıyla Habil'in kurbanı kabul edilmiş ama Kabil'inki kabul edilmemişti. Yine Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın emir ve tavsiyesiyle oğlu İsmail'i Allah yolunda kurban etmeye teşebbüs ettiğini biliyoruz. Onun bu samiyetine binaen Allah Celle Celaluhu cibril Emin'e emretmiş. Cib cibril Aleyhisselam bir koçu fidye olarak Hz. İsmail'in yerine kesilmek üzere İbrahim Aleyhisselam'a getirmiş idi ve o koç kurban edilmişti İsmail'in yerine. Kısacası kurban evet tarihi itibarıyla insanlığın tarihi kadar eskidir. Adem Aleyhisselam'dan ta peygamberimize varıncaya kadar her peygamberin de şeriatinde uygulamalarında kurban vardır diyebiliriz. Resulullah Aleyhisselam hem kurbanı kendisi kesmiş hem de ümmetine tavsiye etmiş hem de çok tekidli bir ifadeyle men vecede sa'aten ولا ولم يضحي فلا يقربن مصلانا buyurmuştur. Kim kurban kesecek imkana sahip olmasına rağmen kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın demiştir. Allahu Teala da hepimizin bildiği Kevser suresinde fasalli li rabbika har buyurur. İşte bu ayet ve hadise binaen daha başka delilleri de harmanlayarak Hanefi müştehit imamları kurban kesmenin vacip olduğunu ifade etmişlerdir. Şafii uleması ise tekidli bir sünnet olduğunu söylemişlerdir. Evet, kurban demek ki lügat itibarıyla Allah'a yakın olmak ve yaklaşmak istilah olarak da yine Allah'a yaklaşmak kastıyla belli bir hayvanı belli bir zamanda belli şartlar dahilinde kesmektir. Allah Teala celle celaluhu kurbanlarımızı kurban eylesin. Bizi kendisine kurban olan, yani yakın olan kullarından eylesin. Bayramlarımızı da bayram eylesin. Şimdiden bütün kardeşlerimin de bayramlarını ayrıca tebrik ederim.